Kategorilendirme mantığı sonsuz alt kategori mantığıyla geri çalışır. Yani kategori ID parent ID şeklinde. Yani bütün mantık bu şekilde sonsuza kadar döner. Bu recursive fonksiyonlarıyla yani iç içe istediğiniz kadar kategori alt kategori tanımlayabilecek şekilde veri tabanı yapısı buna göre tanımlandı. Yani ID, parent ID şeklinde. Yani kendi aynı tablonun kendi içerisinde ilişkilendirilmesi. Tabii bunu yerine getirmek için recursive fonksiyonlarıyla işte kategorileri çağırmak ve ona göre ilgili yapıyı kurmak gerekiyor. Biraz karmaşık bir yapıdır orası. Genelde parent ID eğer bir ana kategori ise buna sıfır tanımlıyoruz. Bir alt kategori ise bu mesela diyelim ki lise hazırlık sınıfının ona ait bir alt kategoride bir kitapsa parent ID 3 diyorum. Türkçe hazırlık diyorum mesela. Türkçe. Ları gibi. Dolayısıyla bu ne olmuş oldu? Türkçe kitapları lise hazırlığın altında bir alt kategori olmuş oldu. Yani parent ID şeklinde. Eğer Türkçenin altında bir kitap daha hazırlayacaksanız test ya da işte hazırlık, bilgi bilmem ne. O zaman parent ID'si 5 olacak vesaire bir döngüyle gidecek. Bugünkü anlatacağımız mevzu yani olması gereken bu. İşin şey tarafı yani gerçek tarafı. Ancak eğer onunla ilgili nasıl yapıldığını merak ediyorsanız PHP, MySQL, Category Tree şeklinde aratırsanız bir sürü dokümantasyonu şey yaparsınız. Hiyerarşikal MySQL'de tabii Stack Overflow'dan değil de normal anlatan bir yerden hiyerarşi yapılarının nasıl kurulduğunu dokümantasyonlara bunu şey yaparsınız. Aynı burada gördüğünüz gibi bakın. Genelde mantık iyi mesela burada iyi izah etmiş buradaki sayfada işte ana kategori altında bir altında böyle bir kategorilenme yapısının tabloda neler gerektirir? Parent, name, kategori ID. Böyle ifade edilmesi gerektiğini bu şekilde bakın level'lar level tanımlamış. Yani da evet. Left join mantığıyla bunu burada gerçekleştirmiş. Level'landırarak gerçekleştirmiş. Şeyleri birbirinin altında yazmak için ama genelde bunun recursive fonksiyonlarıyla kendini çağırma fonksiyonlarıyla gerçekleşen bir durum. Evet, burada evet gördüğünüz gibi bir recursive fonksiyonuyla normalde şu şekilde ifade edilmesi gerekir. Yani elektronik kamera radyo, elektronun içerisinde kamera radyo şeklinde bu şekilde gösterilmesi gerekir. Ya bunu da gerçekleştirmek için de recursive fonksiyonları kullanmamız gerekir. Ha, biz bunu bugün yapmayacağız. Buna vaktimiz yetmiyor ama ileride bir vakit bulursam bunun videosunu koyacağım. Bugün yapacağımız şey bir üst kategorimiz var. Bunun altında bir alt kategori. Yani üçüncü kategorimiz yok. Üçüncü alt kategorimiz yok. Dolayısıyla burada bir recursive şeyine ihtiyacımız yok. Böyle basit bir mantık kuralım. Çoğu sistemde bu basit mantıkla çalışır. Yani çok üçüncü alt kategoriye inilmeyebiliyor. Yani ana kategori var. Altında bir kategori başka yok. Bunu çözmeye çalışalım. Bunun için arkadaşlar öncelikle kapatalım kalabalığı. Eklerken
Ekleme moduna önce new kısmında şey göndermemiz lazım. Yani buraya bizim şuraya şu üst kategori dediğimiz yere benim ana kategori listesini getirmem lazım. Şurada. Ana kategoriler hangisi? Parent ID'si 0 olanlar ana kategoridir arkadaşlar. Yani şuraya benim şuraya açılır kutu getirmem lazım. Bunun için bu form nesnemizi de açalım. Form HTML. Şu üst kategori artık ne yapacağız bunun yerine? Bir açılır kutu getirip koymamız gerekecek. Evet. Şimdilik böyle görünsün. Burada şey diyeceğiz. Ana kategori. Ana sınıfı yani türü ana kategori ise bunun değeri ne olacak? Sıfır olacak arkadaşlar. Diğerlerini de veri tabanından getireceğiz. Yani buradaki şurayı da veri tabanından getirip yazdıracağız. Onun için öncelikle veri tabanında sorgu yazmamız gerekecek. Bir sorgulama koymamız gerekecek. Şuraya hemen doktrine gidip bir örnek sorgu alalım arkadaşlar. Şöyle sorgulayabiliyoruz arkadaşlar. Başka örnek sorgulara bakayım. Nasıl sorular? Query builder'lar var. Evet. Şunu şöyle işimizi görür arkadaşlar. Yani şey ID'si 0 olan parent ID'si 0 olan ürünleri getireceğiz. Diyeceğim ki cat kategori listesi neyi sildim ben orada? Bir şey silmişim. Allah Allah. Evet. Cat list. Bakın şunu tanımadı değil mi şuradaki? Repository, depo anlamında. Yani verilerin getirileceği bizim de bir repository'miz var. Nerede bu repository? Repository arkadaşlar veri tabanı sorgularının yapıldığı yer. Aslında modelin diğer parçası. Şurada görünüyor. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Şu verileri çağırmamızı sağlayan, sorgulamamızı sağlayan kısım repository klasörün altındaki yer. Biz kategori repository kullanıyoruz. Burada tanıma bakın tanımadı bunu. Ne yapacağız bunu? Kategori repository diyeceğiz ama buna rağmen tanımadı. O zaman parametre ekliyoruz şurada. Bir parametre eklesin. Yani şuraya parametre ekleyeceğiz. Bekliyoruz.
32'leseydik daha mı kısa süreli? Bazen böyle uzun sürebiliyor. Bu arada bakalım sorgu yöntemlerine. Burada değişik sorgular oluşturulabilir. Yani birden fazla entity manager çağrılıp get manager'dan sorgular oluşturulabilir. Repository üzerinde. Evet. Buna rağmen yine şey çalışmayacak. Çünkü bizim esas request çağırıyoruz ya. Burada da şeyi çağırmamız lazım. Şu kategori repository'yi çağırmamız lazım. Şurada kendisi zaten geliyor arkadaşlar. Çalışabilmesi için repository'den yani şuradan referans getirmemiz gerekecek. Şuradan. Bu şekilde orayı kullanarak diyoruz ki find one dediği zaman find all dersek herhangi parametre olmadan hepsini getirir. Find all komutu. Find one dediğimiz zaman sadece bir tane getirir. Find by dediğimiz zaman birden yani o şartı sağlayan şeyleri getirir. Parent id'si biz sıfır olanları getireceğiz. Evet, sıfır olanları getireceğiz. Cat listi ne atmamız lazım? Twig'e göndermemiz lazım. Çünkü yazdıracağız ya. Şurada. Mouse'umun ayarı yok benim. Evet. Şimdi o zaman burada bir döngü oluşturmamız lazım. For dolar cat in değil mi? Cat list. Cat list olarak gönderdim. End for. Şuraya şey yazalım. Parent id. Values'üne de onu yazıyorum şu anda. Cat ismini yazacağız. Yazdığımız yer ismi olacak. Title. Burada ise ID'sini yazacağım. Kate ID yazacağım. Bakalım nasıl olacak. Öyle mi? Emin misin? O zaman şey hemen var zaten listemiz. Şurada örnek bir liste. Admin'de. Şey yokmuş. Dolar yokmuş. Yani şeye mantığına gidiyoruz yani. PHP mantığına dönüyoruz yani. Evet bakın gördüğünüz gibi ana kategori ise mesela edebiyatın altında bir kategori oluşturalım. Mesela nedir? Batı edebiyatı. Kelime Batı edebiyatı açıklama evet gördük Batı edebiyatı edebiyatın altında bir alt kategori oluştu. Yeni bir kategori ekleyelim. Ana kategori diyoruz.
Yani bir kategori seçmemize gerek yok. Üniversite, hazırlık, gördüğü bir kategori eklemiş oldu. Düzenleme yapalım. Lise hazırlık. İşte hata verdi. Niye? Çünkü düzenlemede şeyi göndermedik. Düzenlemede kategori listesini gönderdik mi? Hayır. Dolayısıyla bir şey göremeyince hata verecektir. Şunu en iyisi gönüllü ekleyeyim oraya da aramayayım yani. Uzun sürüyor yani. Evet. Tabi burada bir şeyimiz eksik. Yani bir ideal çok en idealize edemedik daha. Edit yapalım. Evet. Şimdi bu bir edit yaptı. Bu liseye hazırlık ana kategori. Burada ana kategori gelmesi gerekebilirdi. Ya da mesela başka alt kategorisi olan mesela 3. Parent ID'si ne bunun? 3. Lise hazırlık. Lise hazırlık gelmesi gerekir ama kodu geliyor gördüğünüz gibi. Yani böyle bir şeyimiz de var yani. 3 nolu ID'miz var. Bunu aşmanın yöntemi ne olabilir? Birincisi joinlerle getirmemiz gerekebilir veriyi. Join alt join joinlerle veriyi bağlayıp getirmemiz lazım. Yani 3'e karşılık gelen verinin yine kategoriden title'ını almamız gerekecek. Normal şartlarda öyle yapmamız gerekir. Yalnız bu form modele bağımlı bir form bu. Modele bağımlı bir form. Yani burada bağımsız bir form sorgu verilerini alıp bu form üzerinde yani şu haldeki bir form üzerinde uygulayamayız. Bu formu kendimiz o value kısımlarını tasarlamamız gerekecek. Yani bakın bu formu hem ekleme hem silmede kullanıyoruz. Çünkü şeye bağlı bu. Burada şeyle ilişkilendiriyoruz burada. Şurada modelle, veri tabanı modeliyle şeyle ilişkilendiriyor. Ona bağlı çalışıyor. Yani bizim kendi sorgusunu yapıyor burada. Mesela şu şuradaki sorguyu kendisi yapıyor ve kendisi verileri getiriyor. Ve içerisinde dolduruyor. Ben sorgular yapıp kendim doldurmaya çalıştım ama dolmadı. Çünkü bu o zaman formu değiştirmem gerekir. Yani klasik forma çevirmem lazım. Klasik forma çevirme nasıl olur? Şuraları sileceğim. Yani burada böyle bir tanım yapmayacağım. Böyle bir name olmayacak. Buraları kendim aynı şekilde yine geç sorgu değerini getirip koyacağım. Yani bu şu demektir. Şu yapı forma bağlılık şey yapıyor. Yani bir form bir dizidir. Bu da burayı da bir dizi elemanı olarak kabul ediyor. Eşleştiriyor. Veriyi gönderir. Çünkü biz eşleştirmiyoruz. Ama şöyle pratik çözüm olabilir. Ne yapabiliriz mesela? Oraya formun adını ilgili title'ı gönderebiliyoruz. Çünkü buradan bir ID geliyor değil mi? Ben mesela desem ki şöyle. Ama bu sefer eklemede problem çıkartabilir. Böyle bir verimiz olmayabilir. Onu bakalım şimdi. Şimdi cat name diyeyim şuna. Cat name. Kaçıyorsun. Parent ID'si değildi. Parent ID'si şurada gönderilen ID olan. Şurada bizim bir ID var ya. Şu ID'yi çağıralım. Şurada bir yerde çağıralım. Şu anda çağırmamıştır.
parent id sync, gönderdiğimiz id olanın komple verisini çağırıyoruz. Find by one mıydı? Burada tek bir veri çağıracağız. Burada bir one vardı. Find one by. Evet. Tamam. Cat name diye gönderelim. Bakalım, bir yazmaya çalışalım. Yazabilecek miyiz onu oraya? Verinin gelip gelmediğini, ne tür veri geldiğini ben şurada, bir de şu aklınızda olsun. Dump yapıyorum bunu. Dump'la yazdırıyorum burada. Mesela içinde veri acaba nasıl geliyor? Mesela başka bir dump yapayım. Burada programı durduruyorum. Yani şeyi görmek istiyorum yani. Cat liste ne var? Cat name'de ne var? Yani? Evet. Bazen veri geliyor mu gelmiyor mu? Geliyorsa nasıl bir veri geliyor? Bunu izlemeniz gerekecek. Bakın. Kategori birincisinde yani. Cat liste şu geliyor. Bütün kategori geliyor. 4 tane elemanı var. Hepsinin içinde şeyler geliyor. Görüyor musunuz? Viva gönderilen veri bu şekilde yani. Şey şeklinde gönderiyor. Gönderiyor. Ama şeyden veri gelmedi. Line 67'de. ID diyelim belki. Parent ID'si o zaten. ID'si 3 olanı getirelim. Parent ID'si o da. Evet doğru. Yanlış yapmıştık. Çünkü gelmez. Yanlış bir şey yapmıştık. Bakalım. Evet şimdi geldi. Parent ID'si 3 olan Türkçe kitapları. Parent ID'sini getirdik. Evet. O zaman şeye giriyor bir şey. Veriyi bulduk, getirdik bir tane. Parent ID'si 3 olan, bakın. Bu array tabi, sıra numarası bu. ID'si 1. ID'si 3 olan, liste hazırlık. Parent ID'si 3 olan, ID'si 5. Ha 5 nolu ID, bir saniye. Biz burada şey getirmemiz gerekecek. 3 nolu ID'nin ID'si tabii yanlış yapıyoruz. Tabii değil değil. Evet evet. Cat listim. Bizim cat listten ID almamız lazım. Şöyle nasıl yapabiliriz? Aynısını getiriyoruz biz burada. Biz yerden devam. Şimdi burada
ana kategorisinin çözebilmemiz için parent ID'sini de göndermemiz gerekir. Yani şuradaki linke, düzenleme linkine parent ID'sini şuradaki şekilde göndermemiz lazım. Bakın virgül aynı şekilde ekliyoruz. İsmini buraya koyuyoruz. Ve burada da tanımlamasını yapmamız lazım. Parent ID'yi tanımlamasını, root'ta tanımlamasını yapıyoruz. Burada da okutuyoruz. Ve burada category name, bu üst ID'ye ait parent ID'si, bu ID'ye eşit olanın bilgilerini cat name'e aktarıyoruz. Bilgilerin gelip gelmediğini dump komutlarıyla burada görebiliriz. Sonra die ekleyelim ki devam etmesin program. Burada bitsin, ekranda görebilelim bunları. Kontrol etmemiz için iyi. Sonra cat name'i şeye gönderiyoruz. Edit formuna gönderiyoruz. Yani edit formu da nihayetinde burayı çağırıyoruz. Fakat burada bir kıyaslama şey yapmamız lazım. Eğer ID ana kategori ise, yani bir ana kategorideki bir şeyi düzeltiyorsak, bunun parent ID'sine karşılık gelecek bir şey yok. Dolayısıyla diyoruz ki eğer parent ID sıfırsa, yani ana şeyden sıfırdan farklıysa, veri tabanından, yani bizim bulduğumuzu getir koy. Ama değilse bunun value'sinde sıfır ve ana kategori olarak getir. Böyle bir kıyaslama yapıyoruz. Bu şekilde gerçekleştikten sonra o işimizi düzeltiyoruz. Burada tek bir şeyimiz kaldı. Bir eksiğimiz kaldı arkadaşlar. Eksiğimiz de şu. Listede parent, şurada hangi kategoriye ait olduğunu getirmemiz gerekir. Evet, bunu getirmemiz gerekir. Onun için de sorguyu değiştireceğiz arkadaşlar. Sorguyu şöyle bir bakayım. Dün bir sorgu oluşturmuştum. Onu bulmaya çalışayım. Benim bilgisayar bugün çok yavaş. Şeyden mi oluşturdum acaba? Repository'de oluşturmuştum. Tamam, kategori respon, ha yanlış şeyi açmışım yani. Kategoriyi açmam lazım. Bunun için şöyle diyor, bu sadece tek şey bir join yapısı kurmamız lazım, yani şu şekilde kurmamız lazım arkadaşlar. Şurayı şöyle bir join, ya böyle bir select yapısı kullanmamız gerekecek.
Yani şurada 3'e denk gelen, burada bir şey var. İkili ilişki kurma durumu var. Yani listelerde eğer bir veri başka bir yerden ilişki kurup getireceksek, mesela 3'e karşılık gelen şeyi getirmek istersek, o zaman bir parent ilişkisi kurmamız lazım. Ama bu sadece şey içinde kullanılır. Bir eleman için. Onun dışında join kullanmamız gerekebilir. Join. Çünkü diğerinde şey getirmiyor. Buraya bakalım nasıl oldu.